Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, şanlı kitabımız Kur'an-ı Kerim ağır bir günahtan sakındırırken kullandığı ifade manidardı. İsra suresindeki ayette yapmayın diye emredilmiyordu. Onun yerine yaklaşmayın emri veriliyordu. Aslında yaklaşmayın emri yapmayın manasını da içeriyordu. Hatta ondan daha fazlasını ihsas ettiriyordu. Bir kere günaha giden yola girilsindi. Ona yaklaşılsındı. Onun bir çekim alanı vardı. O alana düşmek vardı. Ayakların kayması olabilirdi. Mümin yaklaşmayın denilen yola yönelirken kalbi direnirdi. Vicdanı itiraz ederdi ama nefsin derin zaafı mümini o alana düşürürdü. Mümin kirlenmekten uzak durmaya özen gösterirdi. Bile bile keyif içinde hiçbir günaha yönelmezdi. Buna kalbi müsaade etmezdi. Bunu vicdanı onaylamazdı. Rabbine karşı derin bir ezikliğin içine girerdi. Ama ne yazık ki günahın çekim alanına düçar olursa ondan kendini kurtarması kolay olmazdı. Ve o günahın anaforuna yakalanırdı. O yanlışa düşerdi, o günaha girerdi. Şimdi ikinci aşama başlardı. Günaha düşmüştü. Bir anlık nefsane hazzın yerini vicdanın derin sızı sallıyordu. Müminin aklı başına gelmişti. Pişmanlık ateşlerinde yanıyordu. Kendi kendine hep söyleniyordu, hep dövünüyordu. Ben ne yaptım, ben ne yaptım diye. Şimdi ise üçüncü aşama başlıyordu. İşlediği günah onu için için yakıyordu. Bu yangını dışa atması gerekiyordu. İtiraf edecekti, dertleşecekti. Ola ki böylece iç yangını biraz hafifleyecekti. İyi de derdini kime açacaktı? Kime açmalıydı? Bu sırrı kiminle paylaşabilirdi? İşte imtihanın en kritik aşamasıydı. Günahını ya Rabbine açacaktı. Semi'ul basir olduğu kadar Gafurur Rahim olan Rabbine arz edecekti ya da insanlara anlatacaktı. Sırdaşı bildiği insanlarla paylaşacaktı. İşte tam burada karşımıza bir hadis-i şerif çıkıyordu. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu. Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır. Ümmetimin hepsi bağışlanacaktır. Günahı aleni işleyenler hariç. Günahı aleni işleyenler müstesna. Mümin melek değildi. Hatalara, günahlara düşmez değildi. Dili sürçmez değildi. Ayağı kaymaz değildi. Bir kez düşsündü. Ayağı kaysındı. Nasıl da hüzünlere düçar olurdu. Artık mevsim hüzün mevsimi olurdu. Hatası sanki onu çepeçevre kuşatmış gibiydi. Ona öyle gelirdi. O günah sebebiyle helak olacağını düşünürdü. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu. Mümin bir günah işlediğinde dağın başına yıkılacağını, dağın altında kalıp helak olacağını düşünürdü. Günahını böyle algılardı. Münafık bir günah işlerse bir sineğin burnuna konup gitmesi gibi algılardı buyuruyorlar. Artık mümin derin bir ezikliğin içindeydi. Büyük bir pişmanlık ateşinin içine düşmüştü. O için için Rabbine seslenirdi. O derinden derine Rabbine yönelirdi. Affeder misin Rabbim, Rabbim diye diye sızlanırdı. Ama Peygamber Efendimizin kutlu beyanı ne büyük müjdeydi, ne büyük muştuydu. Aleni günah işleyenler hariç, ümmetinin affa mazhar olacağını muştuluyorlardı. Mümin aleni günah işleyebilir miydi? Açıktan açığa günah işleyebilir miydi? Buna kalbi yol verir miydi? Hani derler ya, Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan. Mümin hem Rabbinden çekinirdi hem de haya sahibiydi. İnsanlardan da utanırdı. Müminin alenen günah işlemesi olası değildi.
Ama Peygamber Efendimiz aleni günah işlemeyi insanların gözü önünde şekliyle sınırlandırmıyordu. Şöyle buyuruyordu Peygamber Efendimiz: kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah-u Teala örtmüştür. Ama sabah olunca o kul, ey filan bu gece şu işleri yaptım der. Böylece o geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde sabahleyin üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu günahı aleni işlemenin bir çeşididir buyuruyor. İşte kula yakışmayan ama hiç yakışmayan bu haldi. Bir günaha düşmüştü. Hemen Rabbine yönelecekti, bağışlanmasını dileyecekti, böylece kirden arınacaktı. Ama kul bu temiz yola girmiyordu. Affa mazhar olacağı yola girmiyordu. O kirli dünyasını insanlara açıyordu. O kirli sergisini insanlara açıyordu ve kirliliği yaygınlaştırıyordu. Böylece katre katmerleniyor, devasa bir yapı kazanıyordu. Bize her dem düşense istiğfardı, bağışlanma dileğiydi. Derdimizi Rabbimize açmaktı. Bu güzel yolun yolcusu olabilmek dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.